Efendim başınız sağ olsun. Önce sizi bir tanıyabilir miyiz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hepimizin başı sağ olsun. Ben Hasan Kızılaslan. Bursa'nın Sayın Er Gösteri ve Sanat Merkezi'nin kurucusu. Aynı zamanda tiyatro oyuncusu, yönetmen. Uğurtan Sayıner'in çırağı, her şeyi. Yani kendisiyle uzun yıllardır tiyatro konusunda birlikte onun çırağı olarak yanında çalıştım. Sonra tiyatro kurmaya karar verdik. Ben bir tiyatro salonu açtım. Yani burayı açtım. İsmini daha vermemiştim. Daha doğrusu başka bir isim düşünüyordum. Sonra diğer tiyatro arkadaşlarım dedi ki Uğurtan Sayıner'in ismini verelim mi dedi. Ben tabii ki mutlulukla dedim. Kendisine teklif ettik. Gözyaşları içerisinde oyuncuların, tiyatrocuların öldükten sonra isimleri bir yere verilir. Sen benim hayatım ölmeden önce bunu verdin. Bana en büyük hediyeyi verdin demişti. Ve bütün sanat hayatımız boyunca yüzlerce öğrenci yetiştirdik burada. Hepsininle geldi, tek tek ilgilendi. Mezuniyetlerinde geldi, onları öptü. Onlardan iyi oyuncu olacakları mutlaka bunlarla ilerlet dedi. Kendi oyunlarında sahneye onları da aldı. İnanamazsınız. Engelliler vardı, o engelli tiyatrosunda onlarla birlikte oynadı. O kadar güzel bir insandı ki. Şakran Cezaevi'nde o engellilerle birlikte gözyaşları içerisinde sahneye çıktı. O kader mahkumlarının hepsi onu ayakta alkışladılar. Yıllar sonra onu görmenin şeyiyle. Sanat merkezimizde 15 günde bir, ayda bir mutlaka gelir sahne alırdı. Bütün maddi geliri bize kalması için, ayakta durması için. Hiçbir sanat, böyle bir sanat merkezi fikri nereden doğdu? Nurtan Hoca ile bunların buluşması nasıl oldu? Yani arkadaşlarınızın teklifiyle olduğu söylerdi. Neden böyle bir şey gereksin duydunuz, eksikliği gördünüz karşıya kadar? Bunu söylediklerinizin hepsi doğru. Biz sanatçılar sahne bulmakta zorlanıyoruz. Karşıyaka'da özel sanat merkezleri yok. Varsa da onlar çok yüksek fiyatlar istiyorlar. Siz zaten biletle geçinen, biletle sahnenizi ayakta tutmaya isteyen tiyatro ekiplerisiniz. Bu yüzden bir sanat merkezi kuralım, bir tiyatro kuralım dedik. Kurmaya karar verdik. İşte kendi paramızla, kendi maddi gücümüzle kurduk. Peşinden Uğurtan Hoca'nın haberi oldu. Çok mutlu oldu. Sahnenin her tarafıyla kendisi ilgilendi. Sahnenin yapılması, geldi oturdu, saatlerce baktı, etti. Sanat merkezi fikri böyle ortaya çıktı. Çok büyük maddi ve manevi katkıları oldu. Her konuda. Bütün doğruları onunla öğrendik. Bütün doğru yapılması gereken şeyleri onunla öğrendik. Yani onun burada olması bize o kadar büyük bir onurdu ki, o kadar büyük bir şerefti. Bana bu defterini hediye etti. Bu kendi el yazısıyla yazdığı anıları, sayfa sayfa. Ve ben bu sayfa sayfa yazıların hepsini bana emanet etti. En büyük emanetim bu. Kendisinin hayat hikayesini bir tek kişilik gösteri olarak yazmamı istedi. Bu virüslü günlerde ben bunları yazmaya başladım ama henüz bitiremedim. İnşallah en kısa zamanda onun hayatını anlatan bir tiyatro eseriyle sahnemizi tekrar açacağız. Uğurtan Sayıner yaşayacak. Yani kafanızda var mı yoksa? Şartları da düşünerek yani en güzel sezonu mutlaka Kasım. Kasım ayında bu tek kişilik oyun mutlaka Türkiye'de gösterime girecek. Uğurtan Sayıner'in hayatını anlatan. Uğurtan Sayıner'den bahsederken çok hoşuma giden bir sözünüz oldu. Karşısında kendini kirlenmiş hissediyorum. Evet, evet. Uğurtan Hoca'yı biraz anlatır mısınız? Yani o kadar güzel bir insandı ki, yani o kadar güzel hisler uyandırıyordu ki bizde. Siz onun karşısında kendinizi kirlenmiş hissediyorsunuz. Yani bu tertemiz bir melek gibi, bir evliya gibi bir insan. En ufak bir maddi manevi bağı olmayan hayatla, sadece tiyatroyu düşünen, insanların iyiliğini düşünen. İnanın burası maddi bir yer sonuçta, işletme. Çok kötü maddi sıkıntılarımızın olduğu günler oldu. Ona söyleyemedim bile. Yani neden? Çünkü gözümün içine baka baka Hasan nasıl gidiyordu buralar diye sordu. Ben her seferinde hocam çok iyiyiz, ayaktayız, biz bu işi yapacağız dedim. Mutlaka o gerçeği biliyordu ama umutlu olmam hoşuna gitti. Ve ayaktayız, inşallah da ayakta kalacağız. Peki kırgınlıklar
destekledi, sanatçı arkadaşlarından destek geldi mi? Bu sizin öncülüğünüzle başlattığınız bir kültür merkezine sahip çıkıldı mı? Onunla ilgili neler yaptı, neler düşündü, neler hissetti, neler yaşadı? Evet, yani aslında sorunun özünde siz her şeyi söylediniz. Kırgınlıkları vardı tabii. Yani biz sanatçılar şeyiz, çok çabuk kırılırız, kırılganız. Sanat da bu ülkede en çabuk vazgeçilen şey. Yönetimler çok çabuk vazgeçiyorlar. Çok detayda spesifik bir takım isimler vermek iyi olmaz onun arkasından. Ama onun son dönemde zaten tiyatro yapamayışı onu bitirdi, hayata küstürdü. Sanat merkezine dostları geliyordu. Yani bizim tiyatrocularla bir sıkıntımız yok. Tiyatrocular istediğiniz zaman şimdi de çağırsak hepsi gelir ve Hurtan Sayıner sahnesini doldururlar. Bunu biliyoruz. Gördük de yaptılar da. Ama ne yazık ki yöneticiler herhalde tiyatroyu ve sanatı bilmiyorlar. Bilseler de çok önemsemiyorlar. İşin kötü yanı da bu. Son olarak neler demek istersiniz? Bu sahne kapanmayacak. Gücümüzün yettiğince, ayakta durduğumuzca Hurtan Sayıner'i ve bu sahneyi hep yaşatacağız. Her sahneye çıktığımızda onu anacağız. Sanatla var olacağız. Hurtan Sayıner'in son gösterisiydi ama ilk gösterisi gibi perdesini açtı. Şimdi biz onu ona yakışır bir şekilde bu sanat merkezinde, bu tiyatro sahnesinde yaşatacağız.